başlamadan önce ben biraz açıklamalarda bulunacağım. Eğer bu kısımları geçip direkt hikayeye ulaşmak istiyorsanız aşağı açıklamalar bölümünde zaten her birinin ne zaman başladığına yönelik böyle dakika dakika bırakıyor olurum. Ona basıp direkt geçebilirsiniz. Hoş geldiniz sevgili monkitolarım. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Uzunca bir tatilden sonra hikaye okumalarıyla dönmek istedim. Çünkü biliyorum ki bunlar telaffuz, cümle sıralaması, fiil çekimi, edatlar yani bu a, n, d, kon kullanımları için yapabileceğimiz en güzel çalışmalardan. Bunları yalnız şimdi bu hikayede de göreceksiniz. Bir tık daha hızlı geçiyor olacağım ben artık. Çünkü daha öncesinde böyle tek tek harf harf incelediğimiz çalışmalar var. Bunlara da ilk başta bir dedektif serisi olan Lola Lago ile başlamıştım. O kitapları da bulursanız satın alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kitaplar. Özellikle günlük konuşma için analiz ederek okuyabilecekseniz mükemmel bir çalışmaya ulaşmış olursunuz diye düşünüyorum. O yüzden ben bunları bir oynatma listesi içerisine topladım. Lola Lago'dan başlıyor. Daha sonrasında çeşitli hikayeler aldık, sorular sorduk vesaire öyle çalışmalarımız var. Sadece dinleyerek İspanyolca şeklinde de aratırsanız, kanalda bulamazsanız yani en azından YouTube'da öyle aratırsanız bunlara erişmiş olursunuz. Şimdi ben bunları okuyacağım. Daha sonra işte tek tek inceleyeceğiz vesaire bir çalışmamız olacak. Siz bunları hem böyle ben incelerken işte yana metin koyuyorum biliyorsunuz. Onunla birlikte çalışabilirsiniz. Hem de böyle boş kaldıkça bunları bir kenarda açıp sadece dinleyerek de çalışabilirsiniz. Bu serinin amacı sizin bir şekilde İspanyolcayla ilişkide kalabilmenizi sağlamak çünkü. Daha öncesinde böyle hikayeler okuyorduk. Hani tek kişinin anlattığı hikayeler vardı. Lola Lago'da kısmen yine diyaloglar vardı. O ayrı ama ben bugün böyle çok kısa bir diyalog oluşturdum. Karşılıklı bir konuşma şeklinde bir yazı oluşturdum yani. Onu okuyalım istiyorum. Bir tık daha günlük olsun istedim. Ve bugüne kadar gördüğümüz her şeyi içerisine katmaya çalıştım. Şimdi bunları mesela ben haliyle birer cümle şeklinde falan katabiliyorum uzamasın konular diye. Ama bunların her birinin detaylı videosunu bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizde çektik. Ondan gidip oralardan inceleme yapmanız mümkün yani detaylı bir şekilde çalışmak istiyorsanız eğer gramer konularını da böyle bir seri altında topladık. Oralardan da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda özel derslerim hakkında bilgi almak istiyorsanız bana mail adresimden ya da bu aşağıya bırakacağım Instagram adresinden de erişmeniz mümkün. Ekim ayı gibi de grup derslere başlamayı düşünüyorum. Yani ben şu anda işte birebir ders ya da en fazla iki kişilik grup derslerim var. Ekim ayı ile itibariyle de sizin ilginize bağlı olarak grup derslerine başlamayı düşünüyorum. Bunların da duyurusunu büyük ihtimalle Instagram sayfası üzerinden yaparım. O sebeple bunları kaçırmamak için Instagram sayfasına da göz atabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce bu hikayelerin altına sürekli ya bu V harfini B şeklinde mi okuduk şeklinde yorumlar geliyor. Eğer telaffuz çalışması daha öncesine yapmadıysanız lütfen şuraya bırakacağım linkten öncelikle bir telaffuz çalışın. Herhangi bir dili çalışmaya başlamadan önce o dildeki harflerin çıkardıkları sesleri öğrenmeniz gerekiyor. Tamam mı? Öncelikle gidin güzelce bir telaffuz çalışması yapın. Daha sonrasında da duydukça zaten daha rahat oturacaktır. Önce okuyorum, daha sonra inceliyoruz. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de? Es el cumpleaños de mi hermana. Vamos a invitar a unos amigos y vamos a cenar en el centro. ¿Quieres venir con nosotros? Me gustaría mucho, pero mis padres van a venir a verme. ¿Le vas a regalar algo? Creo que le voy a regalar un viaje al norte. Porque ella trabaja hasta los sábados y necesita un descanso. ¡Qué buena idea! Seguro que le encanta. Ve bu oye ile bilerek başlamak istedim. Çünkü bu günlük dilde çokça, hani çok fazlaca kullanılan bir şey. İngilizce bilenleriniz için bu böyle hey şeklinde bir seslenme vardır ya orada. Öyle bir seslenme. Türkçe'de ise bu... Bu şekil bir şey yani. Hani yok bence yok. Varsa yazın ben bilmiyorum. Neyse böylelikle ilgiyi kendinize çekmek için ya da birine seslenmek için oye şeklinde bir seslenme kullanabilirsiniz. Geldik ilk sorumuza. Gelecek zaman gördüğünüz gibi çünkü bas a aser var. Bir şeyi okurken ne seviye olduğu fark etmeksizin öncelikle fiili bulmanız gerekiyor. Tamam mı? Fiili bulduğunuz anda zaten gerisini hayal mayal de olsa bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ama fiili yanlış bulursanız siz haliyle gerisini de uyduracaksanız eğer daha kötü yerlere gidecektir.
Geldik fiili bulduk. Bas'a aser. Aser eylemi yapmak manasına geliyor. Bas'a aser şeklinde kullanmış. Gelecek zaman biliyorsunuz bunun detaylı bir videosunu çektik. Önce gidip oradan bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi karşı tarafa sorduğu için hatırlayın irin çekimini boy, bas, ba şeklinde gidiyordum. Bunu ikinci kişiye göre çekimlemiş değil mi? Çünkü sana yani karşı tarafa yönelik bir sorusu var. Bas, a, aser yapacaksın demek. K'yi koymuş başına. K artık ne demek yani bunu biliyoruzdur onca videodan sonra. K basa aser ne yapacaksın? Burayı bilerek böyle elfin de şeklinde yaptım. Daha böyle günlük olsun, daha doğal dursun diye. Çünkü bir önceki videolarımızda falan da biz bunu hep elfin de semana diye gördük. Semana hafta, fin son. İşte fin de semana haftanın sonu el kullanmamızın sebebi de çünkü herkes tarafından bilinendir değil mi? Mesela ben şu anda size hafta sonu ne yapacaksın dersem şu hemen önümüzdeki hafta sonunu anlarsınız. Bu kullanımda bu elfin de semana'nın daha böyle şey edilmiş hali, minikleştirilmiş, kısaltılmış hali. O yüzden elfinle semana yerine direkt elfinle diye kullanmanız mümkün. Bence daha da şık gösterir size. Diğer taraf cevap veriyor. Diyor ki es el cumpleaños de mi hermana. Şimdi başladık. Önce fiili bulduk. Es. Tamam mı? Es biliyorsunuz ki ser fiilinden geliyor. Ser ve estarın da ayrımlarına yönelik bir video var. Dediğim gibi bu şey kanaldaki videoların bir toplama ve bir pratiği şeklinde oluşturduğum için buradaki her şey kanalda ayrı ayrı videolar şeklinde mevcut. Bunları da açıklama kısmına koyarım. İstediğinize gidersiniz, istediğinizi çalışırsınız. Diyor ki es'dir yani odur diyor. El cumpleaños. Şimdi bu cumpleaños doğum günü demek. Ben bunu çok seviyorum nereden geldiğini. Cumplir tamamlamak, año da yıl demek. Tamam mı? Yıl tamamlamak yani. Yılları tamamlamak şeklinde. Cumpleaños yani doğum günü olarak kullanmışlar. Şimdi bunun sonunda böyle S takısı olmasına rağmen bu tekil bir kelime. Los cumpleaños değil yani. El cumpleaños. Çünkü bir tane doğum günü var. Los cumpleaños dersem doğum günleri olur. Es el cumpleaños dediğime göre doğum günü olmak, değil mi? Doğum günüdür diyor. Daha sonrasında de ile devam etmiş. Şimdi bu de hem denden manasına gelir hem de böyle ninnin yani böyle bir şeyin bir şeyi gibi kullanabiliyorduk bunu. Demek ki burada bu cumpleaños'un kime ait olduğunu söyleyecek. O yüzden bunu de ile bağlamış. Mi benim demek, hermana da kız kardeş. Mi hermana, kız kardeşim. O zaman kardeşimin doğum günüdür diyor. Biz kardeşimin doğum günü der geçeriz. Fiil falan koymuyoruz Türkçe'de. Ama işte İspanyolca'da fiilsiz cümle olmuyor. O sebeple mutlaka bunu kullanmamız gerekiyor. Sonracığım. Vamos a invitar. Hangi zaman bu? Gelecek zaman. İmbitarın ne demek olduğunu bilmiyorsak bile sonunda ar var gördüğünüz gibi. Ar, er, ir ile bitiyorsa bu bir fiildir. Fiili koymuş, ir eylemini çekmiş başta vamos demiş. Araya bir tane a koymuş. Yani gelecek zaman diyor ki ben buradayım diyor. Vamos a invitar. Vamos kime göre çekimlenmiş? Voy vas va, vamos vais van. Bize göre çekimlenmiş. Vamos a invitar diyorsa biz invitar yapacağız yani diyor. Invitar da davet etmek. Davet edeceğiz diyor. Kim davet edeceklermiş? Unos amigos. Amigo arkadaş demek. Amigos şeklini arkadaşlar olarak kullanmış. Şimdi bunların hepsi erkek de olabilir. Kadın erkek karışık bir grup da olabilir. Bilemiyoruz. Un amigo bir arkadaş iken unos amigos birkaç arkadaş demek. Amigos çoğul gördüğünüz gibi. Unos'u da haliyle çoğul kullanmış. Un amigos ya da unos amigo diye bir şey yok. O arada bir tane daha a var ama onun nereden geldiğini bana kim söyleyebilir? Bunun Türkçe'de bir manası yok. Yani gerçekten çok uğraştım buna bir mana çıkarayım diye ama olmuyor. Bu İspanyolcanın dil bilgisinden kaynaklanan bir şey yani bir fiil kullanılıyorsa ve devamında canlı bir şeyden bahsediyorsak bu kişi olabilir, hayvan olabilir. Araya bir tane a koyuyoruz. Tamam mı? Vamos a invitar davet edeceğiz. Şimdi amigoslar da haliyle canlı oldukları için araya bir tane a koymuş. A unos amigos demiş.
Birkaç arkadaş davet edeceğiz demiş. İyi. Bu i artık ve her tarafta çıkıyor biliyorsunuz. Vamos a cenar. Hangi zaman bu? Gelecek zaman. Vamos a cenar. Cenar akşam yemeği yemek. Akşam yemeği yiyeceğiz. Comer öğle yemeğinde kullanılıyor. Cenar akşam yemeğinde. Buraya özellikle dikkat çekiyorum çünkü illa cenar diyeceksiniz. Tamam mı? Akşam yiyorsanız o akşam yemeği ise illa cenar diyeceğiz. Comer deyince kafaları karışıyor. Vamos a cenar. Akşam yemeği yiyeceğiz. Yine biz yiyeceğiz. Demek yani biz arkadaşları davet edeceğiz. Sonra işte yine biz oldu. Demek ki herkesten bahsediyor. Akşam yemeği yiyeceğiz diyor. Sonra en kullanmış. Bu en de deda demekti biliyorsunuz. İşte evde, işte okulda, masada, bilgisayarda falan derken bu eni kullanıyoruz. Nerede akşam yemeği yiyeceklermiş? Demek ki onu söylemek istiyor bana. Centro, merkez demek. El centro şeklinde kullanmış çünkü sen de bilirsin, ben de bilirim. Herkes bir yerin merkezini bilir. Belirli olduğundan belirli artikelle kullanmış. Merkezde akşam yemeği yiyeceğiz demiş. Sonra soru soruyor. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres? Zaten biz bu yola quererle çıktık. Unutmayalım. İstemek anlamına geliyor. ¿Quieres venir? Derken de venir. Gelmek. ¿Quieres venir? Gelmek. İster misin gelmek, istiyor musun? Değil mi? Karşı tarafa sormuş. Querer'in çekimlerini hatırlayalım. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Quieres olduğuna göre demek ki sana soruyor. Gelmek ister misin? Con ne demek? İle demek. Nosotros, biz demek. O zaman con nosotros, biz ile. Değil mi? Bizimle. Topladım. Bizimle gelmek ister misin? Ama da ağır oldu bu bilgisayar. Cevap veriyor. Buraya yeni bir şey ekledim. Bakın bunu öğrenin diye ekledim. Çünkü bu bizim videolarda henüz yok. Yani o seviyeye henüz bizim videolar ulaşamadı. Bir tık daha yüksek bir seviye çünkü. Ama çokça kullanılıyor günlük olarak. Dedim benim monkitolarım dedim. Bunu niye öğrenmesin dedim. Hemen ekledim. Gustar, Gustar'ın da videosunu çektik. Oraya gidip izleyebilirsiniz. Gustar biraz tuhaf bir fiil çünkü. Yani orada anlattığım gibi düşünürseniz eğer daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Ona yönelik yorumlar geldi çünkü. Me gusta dediğim zaman hoşuma gider, severim demek. Me gusta mucho dersem de hani çok severim, çok hoşuma gider oluyor aslında. Ama burada me gustaría diye bir kullanım var. Bu da böyle. Hani çok severdim, çok isterdim, çok hoşuma giderdi gibi bir kullanım. Biz deriz yani çok isterdim deriz biz. İşte o bu. Me gustaría. Tamam mı? Bunu şey falan gibi de düşünebilirsiniz. İşte Karadeniz'de bir evim olsun isterdim. Ama yok. Ama isterdim. İşte onu me gustaría ile kullanıyoruz. Ya da işte ne bileyim hafta sonu İstanbul'a gideceğim. Seni görmek isterdim. Hani varsayıyorum yani isterdim işte sana soruyorum istiyorum dersem kaba oluyor çünkü direkt. Hani oraya gideceğim ben seni görmek istiyorum haberin olsun. Ama me gustaría'lı sorarsanız ya seni görmek isterdim işte sen müsait misin nedir yani bir nabız yokluyorsunuz. Anlaştık mı? Bu me gustaría müthiş bir şey. Bunu yine Instagram gönderilerine falan bir şekilde sokarım size orada pratik yaptırırım yani merak etmeyin. Pero demiş ama mis padres. Bu da çok karıştırılıyor. Çünkü işte çok ataerkil bir dil demiştik ya babamlar falan gibi. Hani babamgil bizde de var gerçi ama biz annemgil falan da diyebiliyoruz. Onlar öyle kullanmıyor. Padre baba demek ama böyle padres olduğu zaman mis padres de çünkü yani annem ve babam mı da içine alıyor. Ebeveynlerim yani. Ban a benir. Neydi venir? Yukarıda gördük. Gelmek. Bana venir. Hangi zaman? Gelecek zaman. Bana venir. Gelecekler. Nereye geleceklermiş? A, ber, me. Bu ber, me. Güzel aslında bu da karıştırılıyor. Hemen ekleyelim. Ber, görmek demek. Şimdi o zaman toplarsam gelecekler. Arada bir tane a var. Demek ki bir şeye gelecekler değil mi? Nereye gelecekler? A, ber, görmeye gelecekler. Buradaki a'yı genellikle unutuyorsunuz. Yani bana, benir, verme falan diyorsunuz. O şöyle olur. Beni görmek gelecekler.
Ama Türkçe'de de ne yapıyoruz? Beni görmeye gelecekler diyoruz. Oraya bir yönelme yapıyoruz. Tamam mı? Görmeye, koşmaya, konuşmaya vesaire, bunların hepsini de Türkçe'ye nasıl ekliyorsanız İspanyolca'ya da aynı şekilde eklemeniz gerekiyor. Sonra şuradaki M'ye gelecek olursak, zaten az önce açıkladım bunun beni olduğunu ama M beni ya da bana, T seni ya da sana, değil mi? Bu gibi manalara geliyordu. Mesela te quiero diyorsunuz, seni seviyorum diyor musunuz bilmiyorum ama öyle demek yani. M de beni oldu bu konuda, çünkü bana görmek olmaz, beni görmek oluyor haliyle. O zaman verme beni görmek. Aberme, beni görmeye. Bir de tersten gideyim dedim, tam otursun. Beni görmeye gelecekler diyor. Hani çok isterdim ama işte bizimkiler, işte annemle babam yani, beni görmeye gelecekler diyor. Hemen konuyu değiştiriyor sonra. Le vas a regalar algo. Burada da hemen size bakın. Onayı, onayı. Yani hani ben, bana, sana, ona var ya, onu çalıştırmak istemişim. Ama öncelikle ne yaptık yine? Fiilimize gittik. Vas a regalar. Hangi zaman bu? Gelecek zaman arkadaşlar. Gelecek zaman. Regalar yapacak mısın diyor yani, değil mi? Karşı tarafa sormuş. Vas a regalar. Regalar yapacak mısın? Regalar hediye etmek demek. Hediye edecek misin diyor. Başına bir tane le var. Me bana, te sana, le ona. Ona hediye edecek misin? Algo. Algo da bir şey demek. Yani ona bir şey hediye edecek misin? Sonra devam etmiş. Bu creo-que'yi de bilerek kullanmak istedim. Bu da günlük olarak çok kullandığımız bir şey çünkü. Creo-que sanırım bence olarak da kullanılıyor, tamam mı? Hemen aa bence değilmiş o zaman demeyin. Öyle bir manası da var. Creo-que sanırım le voy a regalar. Ne oldu artık? Yukarıda le vas a regalardı. Ona hediye edeceksin. Artık kendisine çevirmiş. Le voy a regalar. Ben hediye edeceğim ona. Ne hediye ediyormuş bakalım? Un viaje. Viaje seyahat. Un bir demek. Viaje eril olduğu için una olmamış. Aynı zamanda uno da olmuyor. Bu da çok karıştırılıyor. Kendisinden sonra bir isim geldiği için uno şeklinde bir şey yok, tamam mı? Uno dia. Uno momento falan böyle şeyler yok. Un momento, un día, un viaje var. Un viaje bir seyahat. Nereyeymiş bu seyahat? Hemen niye nereye diye sorum. Çünkü devamında a var. Demek ki bir yönelme var. Bir yere, bir şeye var. O yüzden hani oradan sordum. Kafama göre sormadım yani. Un viaje al norte. Norte'ye, kuzeye bir seyahat. Değil mi? Bir gezi. Hediye edeceğim sanırım diyor. Porque, çünkü hani bu hediyenin sebebini açıklıyor. Ella trabaja hasta los sábados. Bu hasta'yı bilerek koydum, geleceğiz şimdi ama. Trabaja fiilimize gittik. Hemen trabajar çalışmak. Trabaja çalışıyor. Kim çalışıyor? Ella, o. Kimden bahsediyorduk? Benim kız kardeşimden bahsediyorduk. O yüzden artık ella diyebiliriz. O çalışıyor. Sabado, cumartesi, sabados, cumartesileri. Los sabados demişim çünkü sen de biliyorsun cumartesi ne zaman, ben de biliyorum cumartesi ne zaman, değil mi? Bütün cumartesileri dediğimiz için belirli artikel kullandık ve bütün cumartesileri işte sabados diye kullandığımız için de onun artikelini el sabados yapamayacağımdan, çünkü çoğul bütünlüğü korumam lazım. Biz bunları anlattık. Los sabados diyoruz. Hasta'yı niye koymuş? Yani mesela şey demiyor. Ella trabaja los sábados deseydi o cumartesileri çalışıyor olurdu. Öyle demiş olurduk yani. Ama diyor ki hasta los sábados. Yani hani cumartesileri ne kadar? Normalde hasta a kadar e kadar demek. Cumartesi günleri ne kadar? Yani cumartesi günleri bile çalışıyor demek istemiş. Bu kullanım da yine çok güzel. Benim çok sevdiğim kullanımlardan bir tanesi. İyi. Ve necesita un descanso. Necesitar eylemi. İhtiyacı olmak demek. Descanso da dinlenme, mola. Descansar eylemi, dinlenmek. Descanso, mola. Yani bir dinlenme, bir ara. Un descanso, bir mola.
Necesita dedik. Kime göre çekimlemiş? Ella'ya göre değil mi? Benim kız kardeşime göre. Necesito, benim ihtiyacım var. Necesitas, senin var. Necesita, onun var. Diyor ki yani o diyor cumartesi günleri ne kadar çalışıyor diyor ve bir molaya, bir dinlenmeye ihtiyacı var. Que buena idea. Bu ke'li kullanımlar da yine çok kullanılıyor. İşte que raro, ne tuhaf. Que rico, ne lezzetli. Que buena idea mesela. İdea, fikir, düşünce. Buena, buen, bueno, bien. Bunların hepsi aynı yerden geliyor. İyi manasında kullanılıyor. Bien şeklinde kullanılmamasının sebebi idea'nın isim olması. Tamam mı? Kelimenin türünden kaynaklanıyor. Ne demek isim? Yani mesela nasıl diye soruyorum, cevap vermiyor. Nasıl? Fikir. Cevap yok. Anlamlı bir cevap yok yani hani. Mesela işte ev, araba, masa, bilgisayar, ışık, fikir. Bunların hepsinde bu buen, bueno, buena'yı kullanmam lazım. Peki niye diğerleri değil de buena? Çünkü buena dişil bir kullanım. Idea da dişil olduğu için buena idea, iyi fikir. Que de zaten ne demek. Böyle ünlemlerde kullanılıyor. Yani ne güzel fikir. Ne iyi bir fikir, ne güzel bir fikir diyor. Sonra diyor ki seguro que le encanta. Seguro böyle emin, kesin, işte ne bileyim güvence falan bu manalara geliyor. Seguro ke'li kullanımda hani kesin şöyle olur, kesin böyledir falan gibi kullanımlarda yapıyorlar. Seguro ke, kesin ki, le encanta. Buna da mesela le gusta deseydim ona hoş gelir olurdu. Videosu var dediğim gibi. Le encanta dediğim zaman da hani böyle ona aşırı derecede hoş gelir. Yani bu fikre, bu geziye bayılır oluyor. Gustar beğenmek, encantar bayılmak. Bir tık daha üst yani. Tamam mı? O yüzden me gusta severim demek. Me encanta bayılırım demek. Yine gustarla aynı şekilde. Hani me gusta bana hoş gelir. Onların düşüncesinde tam çeviri yaptık. Me encanta dersem de bana böyle uf yani acayip hoş gelir. İşte bayılırım yani işte anladınız siz. Oluyor. Burada bitirdik. Gayet de güzel bir çalışma oldu bence. Ben bu hikayeyi bayağı bir ay önce falan yazmıştım. Geziye gittiğim zaman açıkçası hani orada elimin altında bir şey olsun. Boş bulduğum zaman çekerim. Sizi de videodan mahrum bırakmamış olurum diye düşünmüştüm. Ama öyle bir şey ne yazık ki olmadı. O yüzden hani tam hatırlayamamışım yani. Ben buraya geçmiş zamanları falan da yazmışımdır diye düşünmüşüm ama... Bunu büyük ihtimalle gelecek zaman videosundan sonra bir çalışma olsun diye yapmışımdır. Çünkü zaman çekimlerinin hepsi gelecek zamandaydı. Araya da bir de işte böyle günlük şeyler eklemişim. Ama madem yani söyledik bir kere bütün zamanları kullanabileceğimiz bir yazı da oluşturayım da içimizde kalmasın. Siz de rahat bir şekilde çalışma yapmış olursunuz. Zaten bu 3 zamanı kullanıyorsanız yani geniş zaman, gelecek zaman, bir de o anlattığım yine kanalda videosu var. Geçmiş zamanı. Konuşmanıza böyle rahat bir şekilde aldıysanız eğer günlük olarak çok rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Herkes sizi anlar. En azından geçmişten, gelecekten ya da şu anki zamandan bir şeyler söyleyebiliyor halde olursunuz. Bari hani zamanları ayırt etmiş olursunuz. Bunları böyle dilinize güzel bir şekilde aldıktan sonra da artık diğer zamanlara geçebilirsiniz. En azından ben bunu öneriyorum. Yani bir şey böyle yedirin, her şey teoride kalmasın. Önce bir konuşmayı yedirin, daha sonrasında diğerlerine geçersiniz. Dediğim gibi eğer özel derslerim hakkında bilgi almak isterseniz bana nerelerden ulaşabileceğinizi söyledik. Aynı zamanda Ekim gibi de yine grup derslere başlamayı düşünüyorum. Bu sizlerin talepleri doğrultusunda olacak açıkçası. Dilerseniz bana şimdiden yazabilirsiniz. Ben de böylelikle listeleri ayarlayabilmiş olurum, programımı görebilmiş olurum. Çünkü bugüne kadar grup dersi böyle kalabalık bir grup dersi açamayışımın sebebi benim zamansal olarak bir şekilde bir şeyleri ayarlayamıyor olmam. Ama sanıyorum ki hani Eylül itibariyle rayına oturacak. Ekim'e kadar da net bir şekilde oturturuz diye düşünüyorum. Bunun da dediğim gibi hemen YouTube'da duyuramayabilirim ama Instagram'da çok aktifim. Hikayelerle zaten öğretmeye devam ediyorum. İşte testler yapıyoruz bir şekilde. Ya da gün içerisinde gördüğüm şeylerin hemen İspanyolcasını bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum ki her türlü o günümüz ya da o hikaye verimli geçsin. Size bir şeyler aktarabilmiş olalım. Bunları destekliyorsanız da lütfen aşağılara yorum yapmayı falan unutmayalım ki bizim de kanalımız böyle birazcık öne çıksın. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.